Herkese merhabalar. Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Luan Perez'in transfer inceleme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Daha doğrusu transfer inceleme değil, oyuncunun profilini incelediğimiz videoyla sizlerle birlikteyiz. 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun profili karşımızda. Fiziksel özelliklerinden başlayalım. Hava topları iyi. 15 zıplama, boyda 1.90, kafa vuruşu da 14. İyi mi? İyi. Yani kafa vuruşu biraz daha iyi olabilirdi bence. 15-15 olsa çok tatlı olurdu ama 14'te kabul edilebilir bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Çeviklik 14, hız hızlanma 13. Atletik yapısı çok iyi seviyede değil ama hız hızlanma evet bir stopere göre fena sayılmayacak değerler. Hatta iyiye yakın olduğunu söyleyebilirim. Çevikliğin 14 olması da bir stopere göre iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Geriye dönüşlerde falan daha çabuk kendini çevirebilen bir oyuncu. Bu da artı bir değer olduğunu düşünüyorum. Güç 14 çok iyi mi? Değil. Bence Süper Lig sınırında, Süper Lig seviyesinde iyi sayılabilecek bir değer. Denge 12, dayanıklılık 13, vücut zindeliği de 13. Fiziksel olarak çok üst düzey bir özelliği olduğunu görmüyoruz. Çeviklik, güç ve zıplama 14, geri kalan değerlerde ortalama olduğunu söyleyebilirim. Agresiflik 14, evet agresifliğin 14 olması fena değil. İyi sayılabilecek bir değer stoper için. Tabii oyuncuyu Süper Lig seviyesi içinde değerlendirdiğimizi asla unutmamak lazım. Kararlılık 14, takım oyunu da 14'müş. Kararlılık 14 fena değil. Cesaret, çalışkanlık ve karar alma 13. Ön sezi 13, pozisyon alma 13. Yani 13 de çok iyi bir değer değil açıkçası ama kötü olduğunu da söyleyemeyeceğim. Çok ortada bir profil. Yani ne çok iyi bir profil ne de çok kötü bir profil. Bunların hiçbirisini söyleyemeyeceğim. Soğukkanlılık 11 biraz düşük gibi geldi bana. Heyecanlanınca o çılgın pasları rakibe nişanlayacakmış gibi veya baskı altındayken doğru kararları alamayacakmış gibi geliyor. Karar alma her ne kadar 13 olsa da soğukkanlılık da yine bir etkendir. Takım oyunu da 14, bundan bahsetmiştik. Vizyon 10. Vizyondan geçtik, teknik 13, pas 14, ilk kontrol 12. Ayağı hiç fena değil, pas 14 gayet iyi bence. Vizyon 10 tabi bu biraz pas yeteneğini de baltalayan bir değer. Yani vizyon 14, pas 14 olsa diyecektim ki yani bir stopere göre çok iyi bir pasör. Hadi diğer zihinsel özelliklerin biraz işte kırpılmış, düşük olmasını kabul edebiliriz diyecektim ama vizyon da çok iyi değil. O yüzden pas yeteneğini de biraz kısıtlıyor. Yani çok riskli, tehlikeli, rakibe risk oluşturacak pasları çok sık atmayacak gibi duruyor. Ama bu futbol menajer belli olmaz. Sezonda belki de 7-8 tane asist yapar uzun toplarıyla. Top kaplı 15 bence gayet iyi. Markaj 15, bu da çok iyi. Kafa vuruşu 14. 15 olsa çok güzel olurdu ama 14 de kabulüm. Oyuncunun bence en güçlü özellikleri savunmanın ihtiyacı olan teknik özellikleri. Markaj 15, top kapma 15, kafa vuruşu 14. Bence ligimiz için iyi diyebilirim. Ama zihinsel ve teknik anlamda, zihinsel ve fiziksel anlamda çok iyi değil. Kötü olduğunu da söyleyemeyeceğim. Her şey var ama her şeyden biraz var. Şunu iyi, çok rakibe karşı çok iyi pozisyon alıyor. Öyle bir şey diyemeyeceğim. Ya da işte konsantrasyonu, ön sezisi çok iyi. Öyle bir şey de yok. Karar alma da gayet ortalama. Çalışkanlık ortalama. Her şeyden biraz var. O yüzden kötü bir oyuncu olduğunu söyleyemem ama iyi bir oyuncu olduğunu da söyleyemeyeceğim. Luan Perez'in çok yönlülü olan bir oyuncu olduğunu da söyleyebilirim. Oyuncuyu hem sol bekte hem de stoper mevkiinde kullanabiliriz. Teknik özellikleri ama iyi. Ligde iş yapacak bir oyuncu ama yani onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Süper Lig seviyesi için ilk 11'de Atilla Salahi ile birlikte mi oynar artık? İki tane solak stoper de olmaz herhalde. Ya da sol bekte mi kullanacağız artık? Onu ilerleyen dakikalarda konuşacağım. Farklı fikirlerim var çünkü. Çoğu Süper Lig takımının kadrosunda görmek isteyeceği bir isimmiş. Rakibin yanında, rakibini yakından mark etmede yetenekli. Markajın iyi olduğunu söylemiştik. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. İleride gelişme göstermesi zor. Dengeli ve normal bir karakteri var. Sürekli istikrarlı bir oyuncu. Hava topları iyi. Teknik bir oyuncu olarak biliniyormuş. Evet zaten biz de bahsettik. Teknik özellikleri ön plana çıkan bir oyuncu. Yabancı sayısından bahsediyor olumsuz olarak. Milli takımda forma giymemiş. Yani Brezilya milli takımında zor zaten. Sinirine hakim olamaması yüzünden arada aşırıya kaçan hareketlerde bulunabiliyor. Çirkefliğini merak ettim. Kaçmış. Yine yabancı sayısından bahsediyor. Luan Perez merkezdeki arkadaş grubuna uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşıyormuş. Kişilik dengeli, medya gözünde stoper, medyaya karşı tutumu medya dostu, herhangi bir oyun karakteristiği yok. Sol ayak çok kuvvetli, sağ ayağında hiç kullanamıyormuş. Yani sağ stoper olarak kullanmak bu oyuncu çok büyük risk bence. Pas açıları hep çünkü sol ayağına göre vermeye çalışacak. Geçmişine göz atalım.
Brezilya'dan kariyerine başlamış. Uzun süre Brezilya'da oynadıktan sonra kulüp Brüje gelmiş. Belçika'ya olmamış. Tekrar Brezilya'ya dönmüş ve Olympique Marsilya'ya gelmiş. Geçen sezon Olympique Marsilya'da aslında bayağı bir forma süresi aldı. Ama şöyle de bir durum var. Geçen sene sol bekte ve sol stoperde oynatılmış. Bazen üçlünün sol bek stoperi olarak kullanılmış. Bazen direkt işte dörtlü savunmanın sol beki olarak kullanılmış. Yani şöyle söyleyeyim size. Geçen sene sol bek oynadığı maç stoper oynadığı maçtan daha fazla. Daha gerilere gitmedim. Acaba işte sol bekte daha başka oynamışım falan diye. Çünkü biz oyuncuyu Football Manager profili üzerinden oyunda nasıl kullanılır, neler bekliyoruz oyuncudan onu anlatmaya çalıştığım için de çok da şey yapmadım ama o yüzden geçen seneden dolayı muhtemelen sol bekte ve işte oynama alışkanlığı kazanmış. Oyuncunun gizli özelliklerine göz atalım. 135 mevcut yeteneği var. Potansiyel yetenek 136'ymış. Uyum 4. Hırs 10. Aidiyet duygusu 11. Baskıya dayanıklılık yok. Profesyonellik yok. Sportmenlik çok düşük. Huy 16. Bir huy iyiymiş. Tartışma 6. Çirkeflik 14. Süreklilik 13. Önemli maç formu 10. Önemli maç formu ne iyi ne de kötü. Yani zafiyet de yok ama iyi de olduğunu söyleyemeyeceğim. Sakatlanma eğilimi 7. Çok yönlülük 13. Şimdi oyuncunun gizli özelliklerindeki şeyde yani karakteristik özellikleri de çok iyi seviyede değil. O yüzden gizli özellikler de sahaya yansıdığı için çok da böyle verimli kullanılamayacak gibi gözüküyor. Ha ama şunu söyleyeyim size. Yine de ligde kullanarak verim alabileceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Burada bir yıllık simüleye de bakarız. Yaş 27 zaten. 19 Temmuz'da ha pardon 28 şu an Mayıs'tayız simüle ettiğimiz halde. Evet 28 yaşında oyuncu herhalde 2 sezon falan oynatıp yine 3'e 5'e bir şeye satarız diye düşünüyorum. Diyorum ya FM'de bu adamı alır mıyım? Fenerbahçe seviyesinde oynarken almam. Zaten kariyerlerimde takip eden arkadaşlar da ne tarz stoperler kovaladığımızı, kimleri aldığımızı aşağı yukarı biliyordur. Teknik ama özelliklerini beğendim bu arada. Ortalama bir stoper ama teknik özellikleri bence iyi. Tabii profilde değişiklik olur mu bilmiyorum. Bir de geldi buraya içinden bir canavar çıktı bir şey diyemeyeceğim. Çünkü genellikle oyuncuyla alakalı olumlu şeyler söyleniyor. Marsilya performansı beğenildiği söyleniyor. Ben bir şey diyemeyeceğim. Oyuncuyla alakalı en ufak fikrim, bilgim yok. Şimdi hani bahsetmiştim ya oyuncunun kullanımıyla alakalı. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Çok fazla kişi kullanmıyor bu tarz şeyleri. Ben de deneysel olarak yapıyorum. Mesela iki tane stoper koydunuz. Sol beke Luan Perez'i atıp standart bek savunma yaparsanız ve dar alanda oyna derseniz takımınız hücuma çıktığında Luan Perez stoperleri üçleyecektir. Bir de dar oyna derseniz merkezdeki stopere biraz daha yaklaşacak. Sanki üçlü savunmayla oynuyormuşsunuz gibi bir durum oluşacak. Hani öyle fantazi olarak Luan Perez öyle denenebilir mi diye bir şey geldi aklıma profiline bakarken böyle. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Keyifli olabilir o yüzden. Tabii ne kadar tat verir bilmiyorum ama stoperde gerçekten gözler daha iyi stoperleri arayacak gibi geliyor. Açıkçası ben bu seneki stoperleri çok beğenmedim. Yani kimin yerini dolduramazsınız zaten de. Hani Attila Salahi'den biraz daha iyi bir oyuncu beklerdim. Hatta şöyle kıyasla diyelim. Evet gördüğünüz üzere teknikte Attila Salahi daha iyi. Vizyon ve hızda Luan Perez biraz daha iyi. Özelliklere bakalım. Denge ve güç Attila Salahi'de fark atmış. Çeviklik evet çok daha iyi Luan Perez'in ama denge ve güçte bir stoper için önemli özellikler. Biraz daha çabuk, çevikliği iyi. Burada soğukkanlılık çok iyi Attila Salahi'nin. Tabii şimdi şöyle baktığınız zaman da Attila Salahi'nin direkt profiline 3 tane özelliği elit seviyede. Yani ayakları yere sağlam basıyor. Çok güçlü ve soğukkanlılığı üst düzey bir oyuncu olduğunu söyleyebiliyorsunuz. İşte Luan Perez'de bu yok mesela. Soğukkanlılık çok düşük. Sıkıntı çıkartabilir zaman zaman. Teknik anlamda da baktığımız zaman evet işe yarayacak özellikler kafa kafaya ama işte teknik 14, pas 14, burada vizyon 12. Daha iyi bir pasör olduğunu söyleyebiliriz mesela Attila Salahi'nin. Dribbling becerisinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hani Attila Salahi'den daha iyi bir stoper mi? Değil. Kafa kafaya mı? Evet. Ama Attila Salahi bence bir adım daha öndeymiş gibi geliyor açıkçası. Yani haksız yere mi eleştiriyorum bunu da bilmiyorum ama görmeden bir şey diyemeyeceğim. Belki profilde değişiklik olur devre arası güncellemesinden sonra. İstatistiklerine göz atalım oyuncunun. 37 maçta görev almış. Sonradan oyuna hiç girmemiş. İlk 11'ler 37 maç ve 3 asist var.
0.68 gol beklentisi varmış. Bir kez maçın adamı seçilmiş. Ortalama da 6.92 puan. Yani şöyle söyleyeyim. Ligde 30 maçta 6.97 ortalama tutmuş. Puan ortalaması Avrupa Kupası'nda 6.68. Hani demiştim ya oyuncuyu lige göre şey yapıyorum diye. Türkiye Kupası'nda da 6.75. Çok düşük mesela. 6.97 mesela lig için simülede fena sayılmayacak bir ortalama ama 6.68 işte Avrupa'da bayağı bir defoları ortaya çıkmış diye düşünüyorum ben. %74 top kazanma oranı var. 5 tane önemli top kazanmış. %89 başarılı pas isabeti var. 35 önemli pas atmış. %29 isabetli şut var. Toplamda 7 şut çekmiş koca sezon. 2 tanesi isabetliymiş. Onlarda da gol atamamış. 90 dakika başına kaleyi bulan şutu falan geç. Dribbling girişimi 0.31'miş. Yani biraz dribbling denemiş bu oyuncu. İsabetli pas 53.62. Yapılan faul 0.68. Başarılı topa müdahale 1.55. Yaptığı faul de maç başına 2.12. Luan Perez savunma konusunda önemli sayılan istatistiklerde ortalamanın altında bir performans sergiliyor. 90 dakika başına yaptığı topa müdahale denemesi ortalamanın üstündeymiş. 90 dakika başına yaptığı faul sayısı da ortalamanın üstünde. Evet, bayağı bir faulle oynamıştı. Topa müdahale denemesi 2.14, bayağı yüksek bir değer. Pas isabeti düşük. Hava topu kazanma oranı düşük. Uzaklaştırma düşük. Bütün savunma değerlerinde geri kalmış. Şut engelleme neyse arkadaş, ben bugüne kadar baktım. Savunma oyuncuların bütün raporlarında şut engelleme hep daha fazla çıkıyor. Bu halde fazla pas arası, başarılı topa müdahale oranı da %70 kafa kafaya olduğunu söyleyebilir. Çok büyük bir fark yok. Yani Perez'den bahsettik. Profilden bahsettik. Çok bir şey beklemiyorum ben açıkçası. Hani Football Manager'da zaten taşın bile yağını çıkartıyoruz biz oyuncular olarak. Çok iç açıcı bir oyuncu mu? Açıkçası değil. Çok üzüldü mü bu transfere? Yok, alır kullanırsınız. Defoları olan bir oyuncu ama ön plana çıkacak bazı özellikleri de var. Para da kazanabileceğimiz bir yaşta. Sonuç olarak Luan Perez kadroya çok büyük ihtimalle katıldı. Ve bize düşen de bu oyuncudan verim almaya çalışmak. Sizler oyuncuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten çok merak ettim. Bu tarz profiller beni çok arada bırakıyor. Yani Fenerbahçe seviyesinde bir takım için doğru stoper bu olabilir mi diye düşünüyorum profil olarak. Yani 21-22 yaşında olsa alırım ama oturmuş bir profilde gelecek de çok fazla vaat etmeyen bir profil olduğunu düşünüyorum. Oyuncuyla alakalı fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Çok arada kaldım ben bu oyuncuda. Yani iyi mi? İyi diyemiyorum. Kötü mü? Kötü de diyemiyorum. Bir tek teknik özellikleri bence çok iyi ama hava topları iyi ama böyle biraz arada kaldım. Sizlerden bu yüzden yardım istiyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.